Merhabalar, hoş geldiniz. Sürekli KYK rejimi ve sivil ölüm konuşacağız bugünkü programımızda. Eğitim Sen Altınoğlu Şube Başkanı Görkem Doğan stüdyo konuğumuz. KYK ile ihraç edilen akademisyen hukuk doktoru Cenk Yiğiter Skype ile katılacak programımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Aslında ben şöyle bir giriş yapmak isterim. Ondan sonra Skype bağlantısı nedeniyle Cenk Bey ile başlayacağız. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hepimizin malumu tüm ülkede uygulanmak üzere OHAL ilan edildi. Sürekli uzatıldı OHAL süresi ve nihai olarak 19 Temmuz 2018 günü OHAL sona erdi bir daha uzatılmayarak. Bu konuda OHAL ile ilgili yapılan çalışmalardan edindiğimiz istatistik veya veriye göre 29 Ekim 1923'ten bugüne kadar toplam 20 yıl 8 ay 10 gün OHAL uygulanmış bu memlekette. Son OHAL ilanından sonra ve OHAL'in kalkmasından sonra ise şöyle bir şey yaşadık. 7145 sayılı torba yasa ile hepimiz biliyoruz OHAL en az 3 yıl için kalıcı hale geldi. Hatta daha da vahimi diyelim. OHAL KYK'larının kanunlaşması nedeniyle OHAL düzenlemeleri aslında tam olarak kalıcı bir nitelik kazanmış durumda. Biz bugün bu KYK rejiminin getirdiği hali ve sivil ölümü konuşmak istiyoruz. Bu konuda aslında en çok dikkatimizi çeken, göz önünde olan hal, özellikle kamudan ihraç edilen çok sayıda kamu çalışanının durumu, haklarında hiçbir mahkumiyet hatta soruşturma olmamasına rağmen çok sayıda insanın çalışma hakkı, eğitim hakkı, seyahat hakkı, hatta anayasanın 17. maddesinde tarif edildiği haliyle yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı ihlal edildi ve ediliyor. Bunu aslında hani kamuoyunun gündeminde Cenk Bey'in tweetiyle de çok net gördük. Son tweetiniz, son tweetlerinizden birisi, KYK'lı bir hukuk doktoruyum, bazı dergilerde yazımın yayınlanması, bazı bilimsel toplantılara katılmam yasak, Vakıf Üniversitesi'nde çalışmam yasak, avukat olmam yasak, Ankara Üniversitesi'nde öğrenci olmam yasak, pasaport almam ve yurt dışına çıkmam yasak diye özetlemiştiniz kendi kişisel durumunuzu. Bundan sonra da bir gözaltı süreci yaşadınız. Dosyada kısıtlılık vardı ve nihai olarak da pazartesi günü serbest bırakıldınız deyip size bırakayım. Siz nasıl yaşadınız kişisel olarak? Diğer meslektaşlarınız, arkadaşlarınız nasıl yaşıyor bu KYK rejimini ve sivil ölüm halini? Evet. Yani şimdi şeyi söyleyeceğim. Baskı dönemlerinde, işte otoriteryenizmin yükseldiği dönemlerde ucuz bir analoji vardır. Yani işte hemen Nazi Almanyası'na gidilir. Yani bir Nazizm benzetmesi yapılır. İşte ne bileyim o ülkenin, o baskıcı rejimin devlet başkanı işte Adolf Hitler'e benzetilir filan. Ama bizim bu OHAL süreciyle beraber yaşadığımız işte bu KHK'lılık hali aslında bu ucuz analojinin dışında oturan bir analoji. Yani ortada şu an karşımızda Almanya'da en uç örneğiyle yaşanmış bir hukuk pratiğinin hayata geçirilmesi var. Yani buna kısaca bir Nazi hukukudur diyebiliriz. Şimdi ben bunun bir Nazi hukuku olduğunu kendi deneyimimde şu zaman fark ettim. İşte bu malumunuz bir ara üniversite sınavına girdim ben ihraçtan sonra. Üniversite sınavını kazandım. Ankara Üniversitesi'nde kayıt hakkı kazandım. Aynı gün, yani benim kayıt hakkı kazandığımı öğrendiğim gün, aynı gün resmi gazetede yönetmelik değişikliği yayınladı Ankara Üniversitesi. Ve uzun lafı kısası şunu diyordu o yönetmelik: KHK'lılar Ankara Üniversitesi'ne giremez. Yani şimdi biz işte bu KHK ile işte soruşturmaksızın, yargı kararına dayanmaksızın kamu hizmetinden men edilmiştik. Hikaye buydu. Yani bu kişiler artık devlette istihdam edilemezler, kamu hizmetinde istihdam edilemezler. Ama ben mesela orada şunu gördüm. Bana diyor ki artık bu devlet, hani Ankara Üniversitesi de bu devletin bir parçası, sen şu kamu hizmetini alamazsın. Bakın bir istihdamdan falan bahsetmiyoruz. Yurttaş olarak bir temel hak, işte eğitim hakkında yararlanmaktan bahsediyoruz.
Yani burada artık toplumda iki kategori var. İki yurttaş kategorisi var. Bir normal yurttaşlar, bir de KHK'lı yurttaşlar. Yani artık yurttaş olmaktan çıkartılmaya başlanmış olan yurttaşlar. Bu Nazi Almanya'sına nasıl benzer? İşte Nazi Almanya'sında da yurttaşlar bölünmüştür. Aryan ırka mensup yurttaş ve Aryan ırka mensup olmayan yurttaşlar. Sonrasında da yurttaşlıktan da çıkartılmışlardır. Yani onların da kamu hizmetinden faydalanmaları sıtlanmıştır vesaire. Şimdi ben o zaman birazcık yaygara koparttım. Yani bu benim eğitim hakkımın engellenmesiyle ilgili. Bu yaygara çok fazla şey gibi algılandı sanırım. Yani bireysel bir hak mağduriyetiyle ilişkin bir yaygara. Bir veya inat, yani ben buraya gireceğim inat gibi yargılandı, şey anlaşıldı sanırım. Ama ben burada çok ciddi bir tehlike gördüğümü ifade etmeye çalıştım. Bunu yazdım da hatta. Şimdi işte geldiğimiz yerde bakın artık KHK'lı olmak şu anda hekimler için bir şey mesela. Yani bir hekim KHK kamu hizmetinden men edilmişse artık mesleğini özel sektörde dahi yapması mümkün değil. Bu hani uç noktalarda işte yani böyle bir şey olmaz büyük ihtimalle ama bir gün KHK'lılar şu 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 hastanelerden yararlanamaz. Sadece bunlardan yararlanana da gelebilir. Hani Ankara Üniversitesi öğrenci olamaz demekle bu hastanelerden yararlanamaz demek arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla şeyden biraz rahatsız olduğumu söylemeliyim. Yani bu KHK meselesi bir mağduriyet, bir empati meselesine indirgenmiş durumda. Hayır, bu şu anda yani aslında Türkiye toplumunun nasıl inşa edildiği, yani ve gelecekte nasıl bir topluma, toplumun içinde yaşayacağımıza dair bir süreç örülüyor ve bu mesele normalleşiyor. Yani bunun arkası gelebilir, çok daha vahimli gelebilir ve şu an belki hayal edemeyeceğimiz başka şeylere gebe de olmuş olabiliriz. Mesele bu anlamıyla çok ciddi diye düşünüyorum ben. Buna es vereyim artık. Hı hı. Biraz da bu arada yani işte bu gözaltı süreci sonrasındaki sevdiklerimle bir arada olma süreci vesaire biraz yorgunum ve çenem düşük. Hani olur ya yorgunluk çene düşüklüğü yapar. Lütfen bana şey yapın, engel olun, çenem çok düşer. Oluruz. Daha yeni başladık, daha vaktimiz var. Yani bizim de programda konuşmaya çalıştığımız şey aslında dediğiniz gibi geçen hafta da 5. madde özelinde yine KHK'lı hekimleri konuşmaya çalışmıştık. Biz de tam olarak aslında sizin baktığınız yerden bakmaya çalışıyoruz. Kişisel mağduriyet veya kişiler özelinde bir halden bahsetmiyoruz. Birçok hakkın kullanılmasının engellenmesi ve nereye gideceğinin öngörülemediği bir hal var. Peki sivil ölüm tanımına biz açıkçası konu başlığını koyarken bir tereddüt ettik. Çok mu fazla bir şey söylüyoruz veya insanları daha mı umutsuzluğa sevk ediyoruz diye. Ama çokça kullanılan bir tabir olduğu için belki bu tanımı da tartışmaya açabilmek için tercih ettik başlıkta. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani şimdi şey, ya şöyle şaşkınlıklar yaşıyorum ben, ne bileyim nüfusa gidiyorum, hani ikametgah belgesi almak için, veriyorlar. Yani ciddi söylüyorum, bir şaşkınlık yaşıyorum. Aa verdiler yani, hani ne kadar kolay oldu her şey filan gibi. Yani kamu hizmetlerinin bir büyük kısmından yararlanabiliyorum, evet. İşte ne bileyim evime polis bastı, adamlar kapıda kimlik gösterdiler, arama kartları gösterdiler yani. Bir yurttaşa davranılması gerektiği gibi davrandılar. Bu anlamıyla bunun tabii ki tipik bir sivil ölüm hali olduğunu söylemek mümkün olmayabilir. Ama öte yandan uzun vadeli sonuçlarıyla düşündüğümüz zaman bir sivil ölüm haline terk edilmiş durumdayız. Yani bu oraya doğru parça parça gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani biz işte barış bildirisi ihracısı olduğu için ihraç edilenler, sol, sosyalist, demokrat cenahtan olduğu için ihraç edilenler bu süreçte çok şanslı. Yani gerçekten çok şanslıyız. Neden? Biz bir dayanışma ağı içindeyiz. Hem maddi hem manevi anlamıyla. Birbirimizi dinç tutuyoruz. Toplum nezdinde itibarını yitirmiş bir kesim değiliz. Hani bir de işte malum Fethullahçı olduğu için, Fethullahçı olduğu gerekçesiyle diyelim daha doğrusu,
bu sürecin içerisine girmiş insanlar var. İşte Ömer Faruk Gergerlioğlu örneklerini sürekli paylaşıyor. Yani 5 kuruş parası kalmamış. Artık evsiz duruma düşmüş. Sağlık hizmetinden yararlanamayacak duruma düşmüş. Bir sürü insan var ve bu insanların hikayeleri gün yüzüne de çıkmıyor. Yani ve bu insanlar işte bu insanlar hakkında da bir yargı kararı yok vesaire. Şimdi bizim yaşadığımız durum sivil ölümden epeyce uzaktır ama bir de işin bu boyutu var. Ve bizlerin de bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne halde olacağımızı da şu anda kestiriyoruz. Evet, şimdiye kadar dayanışma ilişkilerimiz bizi ayakta tuttu, dinç tuttu vesaire. Ya bu arada sivil ölüm mesela yani tarihsel olarak bir örneği şeydedir. Orta Çağ kentlerinde cezalandırılamayan, yani ele geçirilemeyen, kent devletinin ele geçiremediği suçlular sivil ölüm ilan edilir. Bu şu demek, onların kanı mübahtır. Onların öldürmekten, bu sivil ölüyü öldürmekten dolayı kimse cezalandırılmaz. Hatta mükafatlandırılabilir kent yönetimi tarafından. Hatta bunun bazı örneklerinde bir sivil ölü, başka bir sivil ölüyü imha ederse, hani amiyane tabiriyle ite kırdırmak denir ya, o sivil ölüm halinden çıkabilir. Yani kendini tekrar topluma kazandırmak için başka birisini imha edebilir. Şimdi böyle bir hal yaşanmış. Günümüz devletlerinin sahip olduğu kontrol imkanlarına sahip olmayan, olunmadığı bir zamanda. Ve orada mesela bu meselenin en büyük toplumsal sonuçlarından birisi şu olmuş. Bu sivil ölüler kentin periferisinde suç örgütleri kurmaya başlamışlar. Yani çünkü bir şekilde hayatta kalma stratejileri geliştirmek zorundalar. Ve kent güvenliği için daha büyük sorunlar haline gelmeye başlamışlar. Çeteleşmişler filan. Ya ben de bu KHK ile atıldığımızdan beri hep arkadaşlarıma bu espriyi yapıyorum. Sonunda da varacağımız yer burası olabilir. Biz şimdiden mafya kuruyoruz, çete mi kuruyoruz? Hani bunun hazırlıklarına başlayalım diye espriyle konuşuyorum. Ama hakikaten yani bu ciddi anlamda bir toplumsal sorun haline de gelecek bir yerden sonra. Yani toplumdan dışlanmış bir insan grubu. Bu insan grubu ne gibi infialleri sebep olacak? Bunu da kestirmek de mümkün değil. Veya toplumda ne gibi travmalara tetikleyecek, başka travmaları tetikleyecek, bunu kestirmek de mümkün değil. Yani bu o hal sürecinin başlarında herkes de, bende de dahil, bu sürecin çok uzun sürmeyeceğine dair bir şey vardı, iyimserlik vardı. Yani bu süreç 1 yıl sürer, 2 yıl sürer, 3 yıl sürer ama bir yerde normalleşir. Fakat bu sırada Türkiye'de rejim değişti. İşte Türkiye toplumu ekonomik bir krizle karşı karşıya, sosyal bir krize karşı karşıya, uluslararası anlamda krizlerle karşı karşıya. Ve görünen o ki bu adına o hal dediğimiz garabet durum olağanlaşıyor. Daha da uzayacak gibi gözüküyor. O yüzden artık gerçekten bu konuları 5 yıl, 10 yıl, 15 yıllık belki de ölçeklerde de düşünmeye başlamak gerekebilir. Bir de şunu da sormak isterim. Bu arada bilimsel çalışmalarınıza devam edebiliyor musunuz? Yani kamuda yapamadığınızı biliyorum tabii ki ama hem bireysel olarak soruyorum bunu. Yani böyle bir motivasyonunuz var mıdır? Hem de ürettiğiniz şeyi paylaşabileceğiniz kamu dışında mecralar var mıdır diye de sormak isterim. Yani açıkçası şunu itiraf edeyim. Pek çok arkadaşımı çok kıskanıyorum. Yani bunu başarabilen çok fazla arkadaşım, hocam var. Kurumsal akademinin dışında olmakla beraber üretimine devam eden, hatta üretimi daha da şevkle yapan çok arkadaşım var. Ben böyle değilim. Yani bilimsel çalışmalarıma açıkçası devam edemiyorum. Yani bunun devam edememe sebep olan işte bir takım maddi zorluklar var. Çünkü bir şekilde çalışmak, çabalamak zorundayım. Hani eskiden sadece akademi işimken, şimdi hayır, bir mesaim var para kazanmak için. İkincisi, biraz benim hayatım dalgalı geçti bu OHAL sürecinde. Bir sürü dava, bir sürü soruşturma, şudur budur. Bunlar bir stabil şey sağlamadı bana. Yani bir akademik üretim, çalışma için gerekli olan dinginlikten beni sürekli uzak tuttu. Bir de duygusal bir karmaşa da var. Bu zaman zaman gidip geliyor. Bir açıkçası yani ne denir? Bir öfke hali de var yani bütün bu akademisyenlik mesleğine, işte o çok paylaşıldığı ihraçlar zamanı, o Kadir İnanır'ın lanet olsun atom fiziğine de dediği ruh haline benzer bir ruh halinde
zaman zaman hissediyorum. Hatta dostlarıma, arkadaşlarıma çokça şey diyorum. Yani ben keşke bundan sonraki hayatımda mavi yakalı bir işim olabilse. Yani keşke öyle bir kabiliyetim olsaydı da veya şu andan sonra öğrenebilsem, bu beni çok daha huzurlu bir hayatım olacağı anlamına gelir. Akademiden de uzak dururum filan bir konuştuğumda oluyor açıkçası. Ama bu herhalde birazcık duygusal bir kopuş. Sonradan farklı bir şeye evrilir diye umuyorum. Biz ufak ufak sizinle olan bağlantımızı sonlandıracağız. Eklemek istediğiniz... Babam geldi. Çok yaygın bir şey ama. Tamam, gideceğim ben biraz sonra. Hemen bay bay diyorum şimdi. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ufaklık bize izin verdiği kadar. Yani şunu söylemek istiyorum. Şeyden biraz çıkmak lazım. Hani hepimizde olan bu, ya işte bu süreç bitecek, geçecek filan, bundan çıkmak lazım. Bence artık bakışımızı da stratejilerimizi de bu işin daha uzun sürebileceğine, belki daha da sertleşebileceğine göre düşünmemiz, tasarlamamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu giderek şey haline de gelebiliyor. Son derece moralsizlik de üretebiliyor. Yani bu geçecek, geçecek ama geçmiyor. Ve buna göre de yani aklımızı, örgütlülüklerimizi yeniden kurmalı ve geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görkem Bey, kaldığımız yerden bağlayarak devam edelim. Siz Eğitimsel Altınoğlu Şube Başkanısınız. Aslında birçok meslektaşınızla sürekli temas içindesiniz dolayısıyla. Genel olarak hal nedir? Tabii akademisyen yargılamaları da bu sürecin önemli bir ayağı. Aslında KYK rejimiyle iç içe geçmişte durumda. Neyin sebep, neyin sonuç olduğunun karıştığı, insanların kişisel durumlarının da Barış Akademisyeni olduğu, Barış için imza vermesinden mi kaynaklı, KYK'dan mı kaynaklı olduğu, yoksa KYK'la ihracın sebebinin Barış imzacısı olması mı olduğu hallerinin çok iç içe geçtiği bir durum var. Nedir genel hal? Ya üniversitenin içinde olanlarda, dışında olanlar açısından da durum pek parlak değil. Bir kez yani Cenk'in yaptığı tespit çok doğru. KYK'yla ihraç edilmiş olmak sadece işini kaybetmek değil. Bunu Cenk de daha önce söylemişti. Gene İstanbul Hukuk Fakültesinden ihraç edilen değerli meslektaşım Cemil Ozansu sanırım yazmıştı da. Bu bir yurttaşlık statüsünün düşürülmesi. Yani KYK listelerinde adı olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bazı haklardan yararlanamıyorlar. Bir kamu hizmeti alamıyorlar bazı noktalarda. Cenk'in başına geldiği gibi kamu hizmeti zaten veremiyorlar. Ve yurt dışına çıkışları yasak. Şimdi bu sizin yurttaş haklarınızın kısıtlanması ve bu belirsiz bir süre, üstelik bir adli süreç işlemeden yapılan bir durum. Yani benim bildiğim bir iki örnekte İstanbul İşletme Fakültesinden ihraç edilen bir arkadaşımızı 15 Temmuz'dan bir hafta sonra okul tarafından FETÖ'cü olabilir diye, ki yani eğitim seviyesi falan, yani ailesiyle falan da hiç alakası olmayacak bir arkadaşımız, ihbar edildiğini, daha sonra savcılık takipsizlik kararı verdiğini de fezlekesinde gördük. Ama arkadaşımız zaten 29 Ekim'de ihraç edilmişti. Dolayısıyla şimdi bekliyoruz ki komisyon hazretleri, daha üniversiteye dair hiçbir şeye bakmadılar, dosyaya bakmadılar. İşte üniversiteye el atsınlar da bu şeyleri gidersin. Oysa ki orada da gözüküyor ki onlar da bir siyasi emir bekliyor. Şimdi Cenk çalışamıyorum diyor. Üniversitede olanlar da çalışamıyorlar. Ve sırf hani solcu olanlar değil, genel olarak yani bir şey yazmaya, çizmeye dair bir motivasyon olan bir hal yok. Bizim bir her sabah çağlayan mesaimiz var. Hani fark derslerini verirsem avukat olacağım diye düşünüyorum. Yani her sabah oradayız. Birkaç arkadaş özellikle. Bu yani bir anlam görüşme, dayanışma vesaire gibi şeylerin aslında faydalı olduğu durumlar da var. Cenk hani altını çizdi. Bu bir süreye kadar da bizi götüren bir şey. Dolayısıyla bu sivil ölüm denilen böyle bir hedefleri var. Böyle bir fantezileri vardı bu işleri körükleyenlerin, doğrudan doğruya yapanların değil ama bunları körükleyenlerin, onu pek gerçekleştiremediler ama şunu gerçekleştirdiler. Hakikaten ölen arkadaşlar var. 30'dan fazla intihar vakası var. Genelde sağ cenahta ama bizim
Hiç lise bir arkadaşımız aynı yola başvurdu ne yazık ki. Fatih Tıraş'ı kaybettik. Yani bu duygusal yük, bu toplum hayatından dışlanma isteği sonuç olarak hani sivil ölüm falan değil ama fiilen intihar vakalarına yol açtı. Bu 30 büyük bir rakam yani 30'un üstü ki o bize hani bildiklerimiz, bilmediğimizin daha fazla olacağı da düşünülebilir. Bu bakımdan yani bu KHK rejimiyle yaratılan şey çok açık bir terör havasıdır. Biz bunu akademide net bir biçimde hissediyoruz. Yani Fransız devriminin terör sözcüğünün ilk aslında siyasi kullanımıdır. Terör devri denilen şey aslında bir devlet baskı dönemini ifade eder. Dolayısıyla bugün Türkiye'de bir terör dönemi var. Devlet terörü diye özelliklemeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü zaten kavram kökeni itibariyle zaten devletin böyle hukuksuz baskısını anlatan bir kavram. Biz tamamıyla toplumun terörize edilerek iktidarsızlaştırıldığı, kendi içine çekilmesine yol açtığı bir dönemden geçiyoruz ve bunu dayanışmayla atlatmaya çalışıyoruz. Ama gene yani çok şey yaptım ama Cenk haklı, bu böyle sonuna kadar gitmez. Yani bu bir sene, iki sene, üç sene ama dayanışarak atlatma işi bir noktada bir mücadele sürece dönüşmek durumunda. Peki akademide kalan arkadaşların da aslında üretim yapamadığından bahsettiniz. Biraz üniversitenin, akademinin genel hali mi bunun sebebi yoksa yani tam olarak ne oluyor orada? İnsanlar başlarına bir şey geleceğinden mi korkuyor? Yoksa zaten kalan kadronun sayısal olarak yetersizliğinden dolayı bir iş yükü mü söz konusu? Yok, öyle bir şey değil. Yani birden fazla sebep sayılabilir ama şimdi akademik üretimin ben bizim açımızdan temel şartlarından biri, yani yeter şart olmasa bile gerek şartlarından biri iş güvencesi. Cenk'in, benim, bizim kuşağın, tabii ben ondan biraz büyüğüm ama içinden geçtiği bir akademide iş güvencesi mücadelesi var. 50D'ye karşıtı mücadele var. Bizim orada her zaman söylediğimiz şey kamu yararına, kamu insan doğa yararına üniversitenin bir öncül şartlarından bir tanesi bilim emekçilerinin iş güvencesine sahip olmasıdır. Yoksa devlete ve şirketlere karşı kendi bağımsızlığınız, akademik özelliğinizi, bilimsel özelliğinizi savunmamız mümkün değildir diye. Bizim yaşadığımız 15 Temmuz sonrası KHK süreci iş güvencesizliğinin şahikasıdır. Yani arkadaşlar internet başında ne zaman işten atıldık, acaba terör örgütüyle bağlantılıymışım diye bekledikleri bir dönem yaşadılar. Yani hepimiz bunu yaşadık ve çok garip de bir şey, listelere bakıyorsunuz, çeşitli arkadaşlarınızın isimleri var. Kendi adınız yok, o arkadaşları arıyorsunuz. Bazısı tabii o gün yani hayatına dair işleri olduğu için tabii ki internet başında beklememişler. Sizden öğreniyorlar ihraç edildiklerini. Mesela Yüksel Taşkın benden öğrendi. Mesela çok yani bu yani şimdi gülerek anlatıyorum ama bayağı psikolojik yük yaratan bir dönemden geçildi ve hakikaten iş güvencesizliğinin olabilecek en uç noktasını yaşadık. Bir kez böyle bir ortamda bilimsel üretim yapmaktan bahsetmek mümkün değil, gerçekçi de değil. Şimdi miş gibi yapılıyor. Yani benim çalıştığım kurumda da işte ya arkadaşlar proje yapalım, fon yapalım. Bir de yani Batı Akademiyası'ndan gelen böyle şeyler var. Belki doğrusu odur, biz tembelizdir vesaire ama şimdi kimi arkadaşlar fiilen Hintlilerin Dalitleri gibi dokunulmaz durumda. Yani barış imzacısı, dolayısıyla rektörlük onların yaptığı herhangi bir şeyin altına imza atmıyor. Dolayısıyla onlar o işleri zaten yapamıyorlar. Gene yani isim vermeden ama bir arkadaşımızın Avustralya'dan aldığı bir proje, Endonezya kökenli bir Avustralyalı bilim insanıyla birlikte gerçekleştirdikleri bir proje, İstanbul Üniversitesi'nin aslında kendisinin çalışanı olmasına rağmen o imzayı vermemesinden dolayı gerçekleşemedi. Yani şimdi bunların hepsini düşündüğünüz zaman yani hem daha psikolojik hem ciddi maddi sebepleri olan bir biçimde üniversitede bilimsel üretimden bahsetmek mümkün değil. İnsanlar kendileri güvenli hissetmiyorlar. Ve bu sadece işte sol cenah açısından geçerli değil. Aynı şey pekala muhafazakar akademisyenler için de geçerli. Çünkü insanların fark etmediği bir şey var. Onların arkadaşları
resmen biçildiler. Yani atılan sayılara baktığınız zaman hani bilemiyoruz insanların ilişkilerini. Bir de bu muhafazakar, dindar dünya çok da içinde olmadığımız bir şey olduğu için hani belki bilen bazı insanlar vardır ama hani ocudur, şucudur, bucudur falan bilemediniz. Çeşitli insanlar bunlar atılmışlar. Yani düne kadar yan yana dolaşan insanlardan bir tanesi okulda, bir tanesi gitmiş. Şimdi bu insanların da rahat olmadığı, endişe içinde olduğu, dolayısıyla da bir üretim yapsalar bile bunun nesnellik ölçütleriyle falan filan da çok uzaktan yakından pek bağlantısının kalmayacağı ortada böyle bir durumda. O yüzden yani böyle bir sebepler silsilesi sonucunda çok bir üretim yok. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da kızıyor üniversitelere, niye işte listelere giremiyorsunuz falan filan diye son yaptığı şeylerde. Beni işte şeyiz diye, şube başkanıyım diye aradılar gazeteci arkadaşlar. Arkadaşları geri alsınlar. Hani ondan sonra konuşalım üniversiteler üretim yapıyor mu yapamıyor mu diye cevap verdim. Evet, yani aslında işaret ettiğiniz şey, Cenk Hoca'nın da işaret ettiğiyle birlikte sadece KYK ile ihraç edilenlerin sivil ölümünden daha öte bir toplum inşası ve akademide ki üretimin engellenmesiyle birlikte aslında çok ciddi ne diyelim, gelecek kuşakların üretimini de etkileyecek olan tabii yani sırf bir akademi, toplumsal hal var. Yani çok akademiden konuşuyorum. Mesela son hekimlere yapılan şey inanılmaz bir şey. Çünkü yani Türkiye'de hekim açığı var. Bu bilinen bir, yani istatistiklerin açıkça söylediği bir şey. 5000 kadar hekimin etkileneceği söyleniyor anladığım kadarıyla. Yani rakamları karıştırmıyorsam eğer. Ve Türkiye'de yani hekim başına düşen hasta sayısıyla hesaplama yaptığınız zaman yani 100 binlere ulaşan rakamlarla insanların etkileneceğini görüyorsunuz. Bu yani Türkiye'nin eğitmek için bu kadar uğraştığı, kaynak harcadığı insanları bu kadar hovardaca harcamanın hakikaten hiçbir anlamı yok. Çünkü yani SGK ile anlaşması olmayan hastanenin olması pek mümkün değil. Az sayıda vardır kuşkusuz. Kendi muayenehanesini falan filan belki açanlar olur ama bunun yani Türkiye'de sonuç olarak zaten sağlık hizmetleri yetersizken siz yetişmiş insanınızı da bunun dışına attığınız zaman, özel sektörde de çalışmasını engellediğiniz zaman bunun yani açıklanacak bir tarafı yok. Duyduğum kadarıyla Bakan Bey demiş ki ya işte diğerleri, yani kamuda çalışanlar zorunlu hizmete gidecekler. Bunlar zorunlu hizmete bile gitmeyecek. Dolayısıyla ödüllendirmiş olacağız. Yani bu saçma sapan bir şey. O zaman zorunlu hizmet olan bölgelerde bari çalışmalarına izin verin. Yani burada bir kamusal fayda yok. Evet. Yani bu insanların, Türkiye'nin açıkça yani üniversiteye sınavla giriliyor bu ülkede. En yüksek puanları almış, en uzun dönemli, en masraflı eğitimi almış. Çünkü yani biz kitap okuduk sadece sosyal bilimci olduğumuz için. Belki arşiv gördük falan. Bu insanlar yani sırf laboratuvar vesaire falan da değil yani. Ceset kesmişler, şunlar bunlar bayağı bir harcaması var. Bunları dışarıda attığı zaman burada hiçbir şekilde kamu faydası yok. Bu sadece sizin aslında insanları korkutmaya yönelik yaptığınız bir faaliyet. Yani Türkiye'de zaten iş imkanı pek olmayan, işsizlikle terbiye edilen insanlar ya hekim bile işsiz kalıyorsa benim başıma ne gelmez diye düşünecektir ve zaten böyle düşünsünler diye bu yapılıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani burada niye böyle bir şey yaptığınızda eğer verilen cevap kardeşim kamuda çalışacak olanlar zorunlu hizmet yapacak, bunlar oraya da gitmeyecekler, hani rahat olacaklar falan gibi bir şey söylüyorsanız o zaman oralarda çalışmalarını söyleyin. Şimdi hatta yayın devam ederken 5. maddenin son halini gönderdi arkadaşlar. Galiba burada bir tazminat ödemesinden de bahsetmeye başlıyor. Tazminat ödemelerinde halinde bu süreyi beklemeksizin mesleklerini icra edebilirler diye. Yani haraç alıyor. Evet. Pratisyen hekimler 75 bin, uzman tabipler 120 bin Türk lirası ödemeleri halinde. Bu süreyi beklemeksizin. Bu mafya düzenidir ama. Yani şimdi evet. Diyorsun ki yani tabii, bizim mahallede çalışmak okuyorum. İstiyorsan işte bize şöyle bir yani kat diyorlar yani. Evet. Bir şey pay vermen lazım yani. Bu ama yani bunun hepsi bak bu da mesela çünkü bunun kesinlikle terörle falan filan alakası yok. KYK'ları çıkardılar, dediler ki bunlar terör örgütü iltisaklı. Zaten yani siz İltisak hukukçusunuz başka iltisak diye bir hukuki kavram yok. Benim bildiğim kadarıyla gene yani Cemil böyle işlerle ilgili olduğu için araştırmıştı. Sadece demir yolları ile ilgili
yasal belgelerde geçen bir şeymiş. Birbirine değen demiryolu anlamında. Dolayısıyla yani terörle alakalı yani ceza hukukunda yeri olan bir kavram değil. Böyle uydurma bir kavramla insanları terör örgütüne bağladınız. Biz baktık hani terör örgütü üye miyiz, değil miyiz? Cenk üyemiş, ben değilmişim. Veya Cenk İltisaklıymış, ben İltisaklı değilmişim demek ki. Benim bildiğim kadarıyla o Ankara'da, ben İstanbul'da, biz aynı mücadelelerin içindeydik. Aynı örgüt üyeyiz. Bildiğim tek örgüt, yani eğitim sen üyesiyiz. Şimdi böyle bir aramızda böyle bir ayrımı yaptınız. Ondan sonra bu iş sonra döndü. 120 bin lira ver, burada çalışmaya devam edebilirsin diyorsanız. Ki sanırım bu da yine özelde çalışmak için. Tabii kuşkusuz, tamam yani. Ama yani bir mafya zihniyetidir. İki, yurttaşı terörize etmeye çalışıyorsunuz. Yani bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Güvencesiz hali devam ettiriyor bir yandan. Tabii yani herkese. Zaten güvencesizlikle terbiye buldukları en büyük yöntem. Yani pek çok kamu emekçisinin vesairenin de mücadelelerde geri durması, yani bu ekonomik kriz ortamında beklenenden çok daha az işçi direnişinin ortaya çıkmasının falan filan hepsinin de bu işsizlikle terbiyeyle tabii alakası var. Evet. Peki şu anda Eğitim Sen'de durum ne? Arkadaşlar neyi düşünüyorlar? Nasıl devam etmeyi? Dediğiniz gibi dayanışmayla ve dayanışmayla bu süreç devam etti. Hatta dayanışma akademileri kuruldu. Belki biraz üretimin de devam ettirilebilmesi. Ya onu sendikamız yapmadı. Akademisyen arkadaşlar kendi inisiyatifleriyle yaptılar. Ama bütün bunlardan sonra aslında kalıcılaşan bir KYK rejimi hali var. Bu aşamadan sonrası için tabii ki bir net bir plan proje çıkmıştır ve onu açıklayın anlamında söylemiyorum. Tartışılıyordur, konuşuluyordur mutlaka ama genel olarak arkadaşlarımız ne yapmayı düşünüyorlar? Yani şimdi üniversiteden dışarıda kalanlar açısından tabii yani ikili bir şey var. Bir, hani Cenk'in ifade ettiği gibi hakikaten kimi meslektaşlarımız, hocalarımız hiç şey görmeden, yani bunun psikolojik ağırlığını belki de aşarak veya bunun aşmanın bir yöntemi olarak bilimsel üretimlerini arttırdılar. Farklı şeylerde, kimisi yurt dışında, tabii bu arada yurt dışına ciddi bir beyin göçü de olmuş oldu. Pek çok değerli insanımızı kaybettik bu anlamıyla. Tabii bilim evrenseldir. Dolayısıyla Almanya'da yapsanız, Arjantin'de de yapsanız kuşkusuz insanlığın yararınadır. Ama biz tabii ki kendi arkadaşlarımızın burada olmasını tercih ederiz. Dolayısıyla böyle bir şey oldu. Kimi arkadaşlar da uzaklaşıyorlar. Bunu da üzülerek görüyoruz. Yani işte başka uğraş alanları, kuşkusuz o alanlar da değerlidir. Yani işte akademide falan önemlidir, diğerleri de önemsizdir diyecek son kişiyim herhalde. Oralarda çalışıyorlar ama giderek uzaklaştıklarını hissediyoruz. Fakat saldırı bitmedi, devam ediyor. Yani mesela Barış Akademisyenleri davalarından bahsettiniz. İstanbul'daki davalar açıldı. Diğer şehirler daha yeni başladı. Son bir ayda çeşitli şehirlerde açılmaya başladı. En son Kocaeli olmuş. Dolayısıyla daha yani saldırılar da geliyor. Bir de düzenli olarak Cenk'e bu hafta sonu yaptıkları gibi kimi arkadaşlarımızı da gözaltına alıyorlar. Yani biz bir ara daha sıktı, şimdi biraz daha seyrekleşti ama ayda bir muhakkak ya işte bilmem kim de gözaltındaymış, ne olacak acaba diye öyle bir endişe de yaşıyoruz. O yüzden yani daha savunmayı aşıp bir saldırı düşünecek pozisyona açıkçası gelemedik. Bana nasılsın diye sorduklarında bu aralar hep kuyruğu dik tutmaya çalışıyoruz diyorum. Açıkçası yapmaya çalıştığımız şey o. Arkadaşların yalnız kalmasını engellemeye çalışıyoruz. Yani her sabah Çağlayan Adliyesi'ne gitmemiz, yani mimarisinden çok hoşlanmamız falanla alakalı değil. Kimse yalnız kalmasın diye. Buna bütün arkadaşlar çok özen gösteriyorlar. Ama tekrar dediğim gibi bu bir mücadele yöntemi değil. Yani bunu atlatmaya dönük bir şey. Bu böyle gitmez. Bir tür karşı saldırı değil ama yani bir toparlanıp kendimizi yeniden örgütlememiz lazım. Öğretmen arkadaşlar bir şey içindeler. Son 2-3 aydır izlediğim. Yani işte Öğretmen Dünyayı Değiştir diye bir kampanya yürütüyor sendikamız şu anda. Biz yani bunun akademi karşılığını yapabilir miyiz diye açıkçası biraz bir hani Ankara'daki arkadaşlar, İzmir'deki arkadaşlar bir konuştuk falan ama hala yaralarımızı sarmayı bitiremediğimiz biraz ortaya çıktı. Biraz daha süreye ihtiyacımız var. Bir karşı hamle, tekrar kendimizi örgütleyecek bir hamle yapabilmek için. O yüzden ne yazık ki
akademisyenler açısından işlense, işte şöyle şöyle planlarımız var, biz de geliyoruz, gene geliyoruz, gümbür gümbür geliyoruz diyecek bir durum yok. Ama öğretmen arkadaşların yapabildiği veya ilk adımlarını attığı şeyler 2-3 ay, 4 ay biraz da siyasi konjonktür biraz değişirse bizim açımızdan da geçerli olabilir tabii. Öyle bir umudumuz var. Ona yönelik de kafa yoruyoruz şimdilik sadece. Aslında belki ben yani iyimserliğimle genel olarak tanırım. Belki bu hekimlere yönelik ne diyelim hamle belki biraz da aslında diğer alanlardaki insanların taleplerini ve mücadelesini de daha gözle görünür hale getirebilir diye de düşünüyorum bir yanıyla. Çünkü barış için akademisyenler üzerinde kopartılan o yaygara akademinin halini ve akademiden ihraçları aslında nasıl diyelim bir şekilde siyasi iktidarın manipüle edebilmesini sağladı. Evet. Onlar da işte devlete terörist dediler. Çok kolay bağlanabilen bir hal oluştu biraz akademisyenlerle ilgili olarak. Ama diğer meslek gruplarındaki hem öğretmenlerin mücadelesi gibi kıpırdanmalar hem de gerçekten artık herkesin, hemen hemen herkesin yani artık ne alakası var arkadaş, niye bu insanlar hekimlik yapamayacaklar dediği bir noktaya gelinmesi belki bu toplumun üstüne de örtülmeye çalışılan toprağın kaldırılmasına da yol açabilir mi acaba? Yani bilemiyorum tabii şimdi. Olasılıklar değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Şimdi işte Disk, Kesk, TMOB, TTB'nin bir ortaklaşa, başka sanırım siyasi şeyler de var. Bir kampanya türü bir şey çalışmaları var. Hafta sonu İzmir'de bir miting yapılacak vesaire. Yani tabii ki hekimlerin durumu bu işi kamuoyu duyarlı yaratmak noktasında bazı avantajlar sağlamış olabilir. Yani işte akademisyenler Göbels'e daha çok malzeme sağlamış olabilirler falan filan. Ama bunların hepsi sonuçta bunu siyaseten değerlendirip değerlendiremediğinizle alakalı. Burada çok büyük bir haksızlık, çok kör gözün parmağına yapılan bir şeyin otomatik bir tepki yaratacağını düşünmemek lazım. Çünkü açıkçası bu baskı yapanların bütün stratejisi de böyle tepkilerin ortaya çıkmasını engellemeye dönük. İşte havalimanı işçilerine yaptıkları gibi mesela 3. havalimanı işçilerine 500 kişi, ben hani işçi tarihi de çalışıyorum kendi alanım. Yani tarih direnişi diyorlar ama tarih ciddi hani çok çatışmalı bir şeydir. Dolayısıyla bu kadar büyük rakamda işçinin gözaltına alınması diye bir şey yok ve bir diske bağlı bir sendikanın genel başkanı şu an cezaevinde tutuklu. Yani bu da ilk değil tabii ama 12 Eylül'de olmuştu. Yani darbede olmuştu. Dolayısıyla bu tip şeyler yani sürekli bir korku salma. Hani evet çok vicdansızca işler yapılıyor ama vicdanını dinlersen bedelini de ödersin mesajının sıklıkla verildiği bir dönemdeyiz. Bu bakımdan bu duyarlılığın, bu tepkinin, bu haksızlığa olan tepkinin sessiz bir çığlık olmasının örgütlü bir harekete dönüşmesini sağlayacak olan bir siyasi müdahaleye ihtiyaç var. Tabii yani bir sendika sorumlusu böyle hani başkaları yapsın gibi konuşmuş olunca biraz da garip oluyor ama yani açıkçası bu müdahalenin de hani böyle hani çok yerellerden doğru falan evet orada muhakkak çalışmak gerekir ama bir merkezi akılla yapılması sonuç yaratır. Çünkü karşınızda da merkezi bir akılla veya akılsızlıkla hareket eden bir siyasi özne var. Dolayısıyla onun karşısında düşünerek planlı bu dediğiniz adaletsizliklere olan tepkileri örgütleyecek bir stratejiye ihtiyacımız var. Daha öyle bütünlüklü bir şey göremiyoruz. Teker teker işler yapıyoruz. Benim kendi bulunduğum alanda dediğim gibi daha ziyade hani dayanışma, yara sarma vesaire gibi bir ayakta durmaya şimdilik çaba gösterebiliyoruz. Daha ötesini yapmamız için Türkiye toplumunda buna karşı olan güçlerin daha örgütlü, birbirinden haberdar ve daha bir akılla davranıyor olması gerekiyor sanırım. Aslında biraz da bu hani girişte de bahsettiğim OHAL'lerin tarihi, memleketteki sıkı yönetim ve OHAL tarihi ne baktığımızda aslında biraz daha farklı bir OHAL yaşadık. Tabii. Ülke çapında tabii olması, çok sayıda gerçekten hemen her alana OHAL KHK'sıyla
müdahale edilmiş olması, adalet mekanizmasının o hal döneminden çok ciddi etkilenmesi, hakim savcıların ihracı, gözaltına alınması ve işte Fethullahçı olduğu iddiasıyla bir, yargının bir bölümünün tasfiye edilmesi. Bütün bunlar aslında çok değişik bir, daha doğrusu toplumsal tarihimize göre değişik bir o hal dönemi yaşamamıza sebep oldu. Belki de Cenk Hoca'nın söylediği geçecek hissi biraz da geçmişteki deneyimlerimizden kaynaklanıyordu ve biraz da ona göre herkes hareket etti veya düşündü. Evet, şey tespitiniz bence çok geçerli. Yani işte bu, biz buna çok şeyiz. Ya Türkiye'de eskiden de böyle bir şey oluyordu. Bu AKP döneminin başından beri var. Yani bir olumsuzluk söylüyorsunuz. Ya eskisi çok mu iyiydi? Eskiden beri böyle oluyordu falan diye. Şimdi düşünüyorum. Kuşkusuz hani eskisini övmek vesaire falan değil ama ben toplumsal mücadelelere ilk ilgi duymaya, girmeye çalıştığım dönemlerde 90'ların başında işte büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız bir Türkiye'deki en temel demokratikleşme sorununu tanımlarken kullandıkları en temel şey Türkiye'de kanunlar var ama bu kanunlar hukuki değil derlerdi. Yani evrensel hukuk normlarına uymuyor derlerdi. Şu an Türkiye'de kanun yok. Yani bunu açıkça çağlayan da görüyoruz. Yani bir usul hukuku diye bir şey kalmamış. Kendi kafasına göre, aldığı emre göre hareket eden, hakim adı taşıyan adliye memurları var. Şimdi 12 Eylül yargılamaları, DGM yargılamalarını yaşamış insanların aktardığı, tamam kanunlar evrensel hukuk normlarına çok uygun değildi ama o kanunları uygulayan, onları uygulamaya çalışan, kendini bununla görevli sayan, kuşkusuz bir devlet ideolojisine sahip vesaire falan hakimler vardı. Şimdi bu bir gerileme, net bir gerileme. Bu ortamda mücadele etmek çok daha zor. O yüzden şey düşüncesine Cenk orada da yani katılıyorum işte 12 Eylül dediğiniz şey bile işte 83'te zaten fiilen olmasa bile resmi olarak kalktı. 86-87'ye geldiğinde insanlar yeniden sokaklara çıkmaya başladılar diye düşünülebilir. Bu dönem için aynısını söylemek ne kadar mümkün bilmiyorum. Çünkü bu işi yapanlar sadece Türkiye'ye bir yönelim vermek değil, o yeni yönelimde de sürekli bu işin başında kalmak peşindeler. Yani herhalde bu darbeci paşalar Türkiye'ye o dönem dünyadakine de uygun olarak aslında bir işte neoliberal yönelim vermek istiyorlardı vesaire. Fakat bunu da sürekli kendileri yönetecekleri fikrinde değillerdi. Her zaman muteber kişi kalacaklarını düşünüyor olabilirler. Ama şu anki siyasi iktidar işte 2023 hedefi, işte 2071 falan filan öyle giden bir fantezi dünyasına sahip. Ama yani fantezi dünyası demem, bunun gerçek olmayacağı anlamına gelmez. Bunu gerçek kılmak için de ellerinden geleni yapıyorlar ve çok kuvvetli bir siyasi iradeye sahipler. Bununla yani burada işte umutsuzluk yaratmak, bununla mücadele etmek için en az onun kadar kuvvetli bir siyasi iradeye sahip olmak gerekir. O da Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın değil, bir siyasi öznenin öyle bir siyasi iradeye sahip olmasıyla olabilecek bir şeydir. Yani bireylerin toplamını çok aşan bir gücün ortaya çıkması gerekir. Bunun olmadığı koşullarda yani Türkiye pekala yönetebilir. Yani böyle bazı klişe laflar vardır. Napolyon demiş ki süngüyle her şey yapabilirsiniz ama üstünde oturamazsınız falan diye. Yani oturmayı beceren de çıkabilir pekala. Tarihte de bana sorarsanız çok uzun süreler kendi yönetimlerini devam ettirmiş insanlar vardır. Biz bugün eskiye baktığımızda sonunu bildiğimiz için kısa gibi görüyoruz. Ama yani 30 yıl mesela başta kalmak, ki bunu yapan pek çok siyasi lider var, 30 yıl bir ömürdür. Yani insan yaşamı açısından bir ömürdür. Tarih kitabında baktığınızda işte zaten becerememiş dersiniz. Siz o 30 yıl boyunca ülkede yaşayanlara sorun bakalım, becermiş mi, becerememiş mi? Tabii. Ve hani şu anki halimizde bu KYK rejiminin ve OHAL rejiminin kalıcılaşması nedeniyle aslında hepimiz yeniden hem toplumsal hayatı hem bizler mesleki olarak hukuk alanını yeniden öğrenmeye, yeniden tarif etmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi hukuksuzluk artık hani bu niye böyle oldu ki dendiğinde bizim verecek cevabımızın olmadığı bir aşamaya gelmiş durumda. Ben bir de şunu sormak isterim size. Cenk Hoca'ya sormayı atlamışım. Yine Cenk Hoca'nın bir tweetinde
Komisyon kararıyla görevi iade edilse dahi KYK'lı bir akademisyenin ihraç edildiği üniversiteye dönemeyeceği, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki bir üniversitede görevlendirilmeyeceği, 2006'dan sonra kurulmuş bir üniversitede görevlendirileceğini... KYK hükmü. KYK hükmü. Peki, gerçi şeyi söylediniz, henüz komisyon böyle bir şey uygulamadı. Komisyon şu an hiçbir üniversiteye dair şeye bakmadı. Biliyorsunuz sayıları açıklıyorlar, bunların arasında bize ulaşan. Dolayısıyla yani hiçbir sol cenah diyeceğim, akademisyen olmadığına eminiz. Ama öbür taraftan da olsa duyardık. Dolayısıyla üniversiteden hiçbir dosyaya bakmadılar. Büyük ihtimalle bir siyasi emir bekliyorlar. Oralarda nasıl karar vereceklerine dair. O yüzden şimdiye kadar bağlanan dosyaların hiçbirinde bir üniversite dosyası yok. Bu bir KYK hükmü. Büyük şehirlere dönülemeyeceği, 2006 sonrası açılmış okullarda çalışılması gerektiğine dair, affedersiniz, bir örnek biliyorum, bir akademisyen değil ama bir sağlıkçı üniversite çalışanı, Tekirdağ Namık Kemal'e gönderildi İstanbul Üniversitesi tarafından. İstanbul Üniversitesi'ne geri dönmüştü. Hemşire bir arkadaş yanılmıyorsam. Ama yani onlar da üniversite personeli olduğu için Namık Kemal Üniversitesi yeni açılmış bir okul, üniversite olduğu için ve İstanbul'a işte yakın diye Tekirdağ'da göreve başladı. Dolayısıyla bu komisyon eğer bazı arkadaşlarımızı geri döndürürse ki %5, %7 gibi bir oran gözetmeye çalışıyorlar anladığımız kadarıyla. Çünkü biliyorsunuz o da işte yani Avrupa işte komisyonuna yaranmak için yaptıkları bir şey ve aslında onların aklıyla da yaptıkları bir şey. Dolayısıyla öyle bir şeyi de gözetiyorlar. Yani büyük ihtimalle bir kısım insan dönüşecektir üniversitelere ama o hükümden dolayı metropol üniversitelerde çalışamayacaklar. Ama yani hukukçu arkadaşların söylediği, hani orada göreve başladıktan sonra işte dava açtır, geri gelirler falan gibi şeyler var ama daha o noktaya gelmedik. O noktaya gelsek onları da tartışırız. Yani evet tartışırız. Gerçi hani biz son o halden önce memlekette hukuksuzluğun çok arttığı bir dönemde avukatlar olarak yaptığımız bir toplantıda ya o hal mi talep etsek demiştik kendi aramızda. O hal en azından anayasada tanımı olan bir şey. Bu anayasasızlaştırma halinden nasıl çıkarız? Bu pervasızlığı acaba mı falan diye hani böyle bir şakayla karışık. Tabii ki bunu talep etmemiştik ama hani... Ama anayasasız OHAL en beteriymiş. Anayasasız OHAL hakikaten en beteriymiş ve OHAL KYK'larının işte denetiminin yapılması gerekirken yapılmamış olması hiçbir... Ben zaten OHAL KYK'sıyla anayasayı değiştirirler diye ümit ediyordum. Hani onu da görürüz, bu da olmaz diye, hiçbir şey kalmasın diye. Ama tabii seçime ihtiyaç duyan, her zaman seçime meşruiyetini sağlayan plebisiter bir rejim olduğundan dolayı yani bir referanduma ihtiyaç duyduklarından onu öyle yapmadılar. Evet, ama yapsalar öyle. Anayasa Mahkemesi önünü açmıştı incelemeyerek. Neredeyse evet. O zaman ufak programın sonuna geliyoruz. Size son sözü bırakayım ben. Eklemek istediğiniz... Valla şimdi düşündükçe ben biraz böyle sanki çok karamsar konuşmuşum gibi oldum ama son ya yani 2000 ya yani 15 Temmuz sonrası birkaç bazı şeyler yaşadıktan sonra da hani böyle kendi kendime dedim kimseye hayal satmayalım yani bu devirde. Ama bu şu anlama gelmesin, hiç değilse kendi örgütüm açısından yani biz eğitimsen işte 80 bin kişiye düştük ama hala 80 bin kişiyiz, ayaktayız, kimseyi yalnız bırakmayacağız, fırsatını bulduğumuzda da hesabını soracağız bu yapılanların. Teşekkür ediyoruz. Biz de şöyle kapatalım. En azından dayanışmayla sivil ölümü engellemeyi başardık diyelim. Amaçladıkları bu kadar büyük bir kötülükse en azından bunun yapılmasına bu aşamaya kadar engel olabildiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve ne diyelim, anayasada tarif edilen haliyle yaşama ve maddi manevi varlığını geliştirme hakkına bütün yurttaşlarımızın tam olarak sahip olduğu anayasalı düzenimizi yeniden kuracağız mutlaka. Hukuksuzluk hiçbir zaman hiçbir ülkede kalıcı olmuyor. Biz bu hafta gayet olumsuz şeylerden, biraz da kötümser şeylerden bahsettik. Sürekli KYK rejiminden bahsettik. Bir yandan toplumsal hayatın KYK rejimine
göre yeniden dizayn edildiğini yaşıyoruz. Ama bir yandan da bu halden çıkış noktası arayan çok sayıda yurttaş olduğunu da biliyoruz. Biz başka bir sosyal hukuk programıyla önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.